Şimdi Tunus'a gideceğiz. Tunus Büyükelçimiz Ahmet Misbah Demircan'la konuşacağız. Türkiye-Tunus ilişkileri, tabii çok köklü ilişkilerimiz var. Tarihsel bağlarımız var, kültürel bağlarımız var, din bağlarımız var. Pek çok ortak özelliğimiz olan bir ülke ve Kuzey Afrika'da yani Mağrip denilen bölgede Türkiye seviliyor. Türk insanına karşı büyük bir müzahiriyet var. Bu müzahiriyetten dolayı biz de bu ülkelerle olan ticaretimizi, iktisadi ilişkilerimizi, ikili ilişkileri geliştirmek zorundayız. Bunları konuşmak üzere Türkiye-Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan bizimle birlikte. Ahmet Misbah Demircan aynı zamanda daha önce bildiğiniz gibi uzunca bir dönem Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptı. Arkasından uzunca bir dönem Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Şimdi de bizi Tunus'ta temsil ediyor. Hoş geldiniz Sayın Büyükelçim. Hoş bulduk. Sizinle karşılaşmak ne güzel Ali Bey. Vallahi benim için yani de öyle. Yani Beyoğlu'nda vallahi bir anda nostalji oldu. Kesinlikle. Kendimi Habertürk binasında orada yaptığımız etkinliklerde ama şimdi Ekotürk'te. Tabii. Yani tabii. Güzel oldu. Evet. Şimdi biraz önce Nihat Tanfer doktor dedi ki Ahmet Misbah Demircan'ın süresinden çalmayalım dedi. Düşünün yani o bile size bir pozitif ayrımcılık yaptı. Ben dedim ki merak etmeyin dedim. Hazır olduğu anda döneceğiz dedim. Şimdi unutmadan hemen demin dinledim. Sağlık sektöründe de burada aslında işbirliği imkanları var. Doğru. Sağlık konusunda iyi bir deneyimleri var. Onu da buradan hemen hatırlatmış olalım. Harika. Yani. Peki şöyle bir baştan yani yaklaşık 20 dakika vaktimiz var aşağı yukarı. Önce bir bize orayı anlatmanızı, nasıl gittiğinizi, orada neler yaptığınızı, ilk aylar itibariyle ne tür etkinlikler gerçekleştirdiğinizi, işte ikili ilişkilerin nereye doğru gideceğini, elbette bugüne kadar bir şeyler yapıldığı tabii yani Türkiye yıllardır Tunus'ta diplomatik ilişkilere sahip olan ülkelerden bir tanesi. Ama geldiğimiz noktayı bize anlatmanızı rica ediyorum. Bir de işte karşılıklı turist alışverişi. Orası da önemli bir destinasyon. Yani Akdeniz'in en önemli turistik destinasyonlardan bir tanesi. Neler söyleyebilirsiniz bize Türkiye ve Tunus hakkında? Yani şimdi şöyle. Önce Tunus halkını eğer tanımak gerekirse, yani Tunus halkını nasıl anlayalım diye bir soracak olursak. Evet. Tunus kelime olarak aslında ünsiyet kelimesinden geliyor. Hmm. Yani ne demek? Dostluk, kardeşlik, ilişkileri anlatan Tunus kelimesi, ünsiyet dediğimiz kelimeden türüyor. Gerçekten buranın insanları çok farklı insanlar. Yani bir liman şehrinin insanları diğerine, dışarıdan gelene gösterdiği ilgi neyse, burası tam bir liman ülkesi görüntüsünde. Diğer kültürlere, öteki kültürlere bariyeri olmayan, yabancıyla ilişki kurmayı seven, dünyaya açık, yabancı dil öğrenmiş ve öğrenmeye uygun, müsait bir toplum. Bu toplumu bu anlamda İstanbul'un insanıyla mukayese etmek doğru olur. Nasıl evet. Beyoğlu'nda biz farklı dinler, farklı diller, farklı kültürler derdik. Çünkü bu ilişki kurmanın en önemli zeminini oluşturuyor. Eğer siz toplum olarak ötekiyle ilişki kurmaya uygunsanız o zaman yani ticaret de peşinden geliyor, kültür de peşinden geliyor, ilişkiler de peşinden geliyor. Tunus insanı böyle bir insan. Evet. Çünkü şunu gözlemledim, 1,5 aydır buradayım. Bir yatırımcı bir yere gittiğinde ben burada yaşayabilir miyim? Buradaki toplumla ilişki kurabilir miyim? Bu toplum beni tutar mı, sever mi? Sorusunu soruyor. Eğer burada cevap evetse, o zaman ben buraya yatırım yapmayı düşünebilirim, ticareti düşünebilirim diyor. Bu benim gözlemim. Dolayısıyla buraya biraz vakit ayırmış oldum. Ve demeye çalıştığım şu, Tunus'a gelen bir yatırımcı, Tunus'ta iş yapmak isteyen bir ticaret erbabı bu toplumu sevecektir. Ya iyi ki buraya geldim, bu insanlar iyi insanlar diyecektir ve bu duyguyla burada iş yaparken de keyif alacaktır ve bundan bir lezzet alacaktır. Bunu ifade etmek lazım. Tabii Türkiye'yi seviyorlar mı? İnanılmaz seviyorlar. Evet. Bu sevgisi de Türk bayrağıyla Tunus bayrağının aynılığından tabii hareket ederek ifade edebiliriz. Ecdadımız da buranın korunmasında Akdeniz açıklarında beraber savaşmış. Bir gün savaşırken yani
işgalcilere karşı savaşmışlar. Evet. Biz bir taraftayız, bayraklarımız aynı olsunla karar verdiklerinden beri Türk bayrağıyla Tunus bayrağı aynı. Evet. Dolayısıyla hikayesi de bu. Şimdi efendim, Türkiye'deki sanayicimize dönecek olursak, hani evet, ben bir perspektif olsun diye evet, söylüyorum bunu. Türkiye'den şöyle görüyoruz. Sanayimiz ve sanayi kapasitelerimiz çok büyüdü. Türkiye'deki sanayici geleceğini yurt dışında arıyor. Evet. Yurt dışına ihracat yapmak zorunda. Tabii. İhracatı yaparken de şöyle bakıyor. Gittiği ülkede ürettiği, Türkiye'de ürettiği malın %60'ını Türkiye'de üretip %40'ını da bir başka yerde tamamladığında, menşe olarak o ülkeyi de yanına aldığında, üçüncü ülkelere, o ülkenin de ticari anlaşmalarından kaynaklanan evet, avantajlarını da koruyarak üçüncü ülkelere oradan gidebilir miyim? İşte tam bu noktada Tunus Afrika'nın kapısı. Evet. Nasıl kapısı? Şöyle söyleyelim. Yanında Libya var, yanında Cezayir var. Şimdi Libya yaşadığı olayları bir düşünün. Cezayir bu anlamda çok istikrarlı ama Tunus bir turizm ülkesi, bir tarih ülkesi. Yani buraya geldiğinizde Tunus'un başkentinde Susa'da kendinizi Antalya'da, Bodrum'da, kısmen İstanbul'un daha sayfi yerlerinde hissediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu duygu, bu iklim, bu etraftaki sevecenlik bölgedeki bütün Afrika'daki insanların ve yatırımcıların da buraya gelmesine sebebiyet vermiş. Bu anlamda burada eğitim, sağlık gibi konularda gelişmiş. Dolayısıyla buranın diğer ülkeleriyle de ilişki kurmuş oluyorsunuz. Tabii. Hem ticari anlamda hem de ürettikleriniz anlamında. Şimdi ben bugün sabah Erdal Bahçıvan Bey ile görüştüm, İstanbul Sanayi Odamızın başkanı. Evet. Ona şu soruyu sordum. Dedim ki Türkiye'de sanayicilerimiz kendisini sürekli yeniliyor. Çünkü dünyayla rekabet ediyor. Türk sanayisi dışarıdan bakıldığında inanılmaz bir ülke durumundayız. Evet. Onun için sanayicilerimizi buradan gerçekten alkışlıyoruz, kutluyoruz. Yani Avrupalı Türk ürününü seçerken, dünya Türk ürününü seçerken bilinçli bir tercih yapıyor. Bunun arkasında teknolojik altyapımız olduğu kadar elbette yaratıcılık tarafımız da tesirli. Ama burada asıl vurgulamaya çalıştığım şu, sanayiciler şöyle bir arayışta. Kendi kapasitelerini, kendi makinelerini, altyapılarını yenilediklerinde ellerinde atıl tuttukları, kullanamadıkları altyapıları var. Yani makinaları var, teçhizatları var, insan kaynakları var. Evet. Ve iç piyasadansa dış piyasada kendilerini var etmek istiyorlar. İşte tam bu noktada burada partner arayışlarındalar. Aslında burada değil, dünyanın her yerinde partner arayışındalar. Kendileri know-how'larını getirecek, makinalarını getirecek. Ve iş dünya piyasasından kapasitelerini getirecek. Bu bölgede de bu işleri yapan ama küçük ülke olduğu için kendisini büyütmek isteyen, Türkiye bu anlamda sanayisi ve kapasiteleri itibariyle çok büyük. Bu işbirliğini yakaladıklarında hem iç piyasaya hem dış piyasaya ürünlerini satabilecekleri bir zeminin oluşması anlamında burası fırsat sunuyor. Türkiye'deki sanayici bu anlamda kendisini burada üretime hazırlayabilir. Evet. Üçüncü ülkelere de buradan gitme fırsatı olabilir. Evet. Nerelere gider? Bir kere Fransa'ya gidebilir. Avrupa'ya zaten gidiyor. 4 saatte İtalya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor. Ama Türkiye Avrupa'ya mallarını satabiliyor zaten. Ama burada ne avantajı var? Burada şu avantajı var. Burada İşçilikte avantajı var ve enerjide olabilir, navluda olabilir. Çünkü burasının da iş gücüne ihtiyacı var. Ama insanları da eğitimli olduğu için normalde mezuniyet dereceleri yüksek. Evet. İnsan kaynağı bulmakta da zorluk yaşamıyor. Ve burada tabii Afrika'nın diğer ülkeleri de var. Afrika Birliği var burada. Evet. Ve diğer bazı başka Arap ülkelerinde buraya verdiği kotalar var. Hani bize kota uyguluyor da buraya uygulamıyor gibi durumları var. Evet. Türkiye
kendi yatırımlarındaki dünya liderliği ve öncülüğünde olduğu sektörlerde kendini, kendi kapasitelerini tamamlayacağı ve kendisine burada bir ayak oluşturabileceği bir ülke hüviyetinde görünüyor Tunus. Şu aşamada sanayicimiz için bir cazip alan var gibi tarif edebiliriz. Peki, burada şunu soracağım. Şu anda Tunus'ta olan Türk yatırımları ve Türkiye'de olan Tunus yatırımları ile ilgili biraz bilgi verirseniz, yani şu alanlarda açık var, buralarda yatırım yapabilecek durumdayız Tunus'a gelirseniz, şu alanlarda avantajlı bazı koşullar var diyebileceğiniz noktalar var mı? Keza yani Tunus'taki yatırımcılar için de buradaki mütekabil durumlardan bahsetmenizi rica ediyorum. Yani mesela burada ben sabah sizin için bir hazırlık yaptım. Hemen buradan onu göstermek istiyorum. Tarım ve balıkçılıkta, evet, nanoteknolojilerde, biyoteknolojilerde, tekstil ve giyim sanayinde, elektronik sanayinde, mühendislik, plastikleri ve kompozit ürünlerde, otomotiv, havacılık, deniz yolu ve demir yolu endüstrileri ve bileşenlerinde, ilaç sanayi ve tıbbi cihazlarda, araştırma ve geliştirme merkezinde, klinik araştırma merkezlerinde, endüstriyel ekipman endüstrisinde, askeri sanayide, kültürel ve yaratıcı endüstriler, katı ve sıvı atıkların toplanması, geri kazanılması, işletilmesi ve arıtılması, doğa kaynaklar, biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik çölleşmeyle mücadele ile ilgili projelerde, yenilebilir enerji üretiminde, bilgi ve iletişim teknolojisinde, lojistik bölgeler sağlanan lojistik hizmetler, spor ve eğlence merkezleri konusunda öncelikli sektörler olarak ilan etmişler. Bunlara çok değişik teşvikler de uyguluyorlar. Yani farklı farklı, evet, çok uzun bu temin edilebilir bizim müsteşarlığımızdan, ateşeliğimizden. Türkiye'den baktığımızda, evet, Ali Bey, Türkiye tekstil konusunda, otomotiv yan sanayinde, gıdada, inşaat malzemelerinde, bu alanlarda yurt dışına açılma stratejisi var. Yani, evet, aşağı yukarı benzer ve örtüşen tarafları var. Bu alanlar, bu bahsettiğim alanlar Tunus piyasası açısından imkan sağlayan alanlar. Tabii Tunus'un sermayesi Türkiye'de iş yapmaya yönelik makina üretimleri konusunda, makina sanayide onu söyleyebiliriz. Çok fazla makina alımı söz konusu Türkiye'den. Burada şöyle 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var Tunus'ta. Bunun 1 milyar 150 milyon dolarını ihracat yapıyoruz. Buradan da 350 milyon dolarlık bir ithalat yapıyoruz. Bayağı fazla veriyoruz, evet. Evet, buradan biz çok fazla veriyoruz. Turizmde de işte 200-250 bin ziyaretçi alıyoruz ama 20 bin veriyoruz. Bir de şunu hissettik ki kapasiteleri büyütmek için satmak kadar almak da gerekiyor. İki taraflı yürümek gerekiyor. Yani Türkiye burada biraz yatırımlarını artırırsa aynı şekilde buradan Türkiye'ye yatırım alması da söz konusu olacak. Çünkü ticaretin çift taraflı büyümesi söz konusu. Türk sanayicisinin ve iş adamının dünyaya entegrasyonu bu anlamda burada buraya göre çok daha güçlü. Ama şunu da ifade edelim. Avrupalılardan Fransızlar ve İtalyanlar burada yatırım yapmış durumdalar. Evet. Ve orada da ticaretleri gayet ciddi. Burada hemen hemen dünyanın birçok ülkesinden büyük firmalar, bu söylediğim, biraz evvel bahsettiğim alanlarda yatırımlarını burada yapıyorlar. Hem buradanın iç piyasasına ama daha çok taşımacılıkta rahatlık olsun diye hem Afrika'ya, hem Avrupa'ya, hem de Kuzey Afrika'ya burayı bir ayak olarak gördüklerini gözlemliyorum yakından. Burayı seçmelerinin sebebi de özellikle ülkenin yaşanabilir bir güzellikte ve sıcakta, yani genel iklim şartları ve insan davranışları anlamında söyleyeyim, evet, bunu. Bu bütün bunlar burada yabancı yatırımları destekleyen,
Evet. Unsurlar olarak karşımıza çıkıyor genellikle. Evet. Peki son 3,5-4 dakikamız. Orada da turizm ilişkilerinden bahsetmenizi rica ediyorum. Yani karşılıklı evet. Neler yapılabilir? Yani şu ana kadarki ilişkileri bir adım daha ileriye nasıl götürürüz? Buradan şöyle, tüm bir Avrupa'nın tatile geldiği bir yer. Evet. Bu anlamda bir Akdeniz iklimi ama biraz daha Ege'ye doğru kayan bir şeyi var. Daha Bodrum Marmaris taraflarını çağrıştıran çok güçlü bir rutubet ortamı yok. Ve yılda 6 milyon, 7 milyon turist ağırlıyor. Evet. Ve sahilleri bu anlamda çok güzel ve çok rağbet görüyor. Susa olsun, Hammamet olsun çok güzel sahilleri var. Şimdi yine Türkiye'de turizm yatırımcısı, zincirleşmiş yatırımcılar burada da yatırım yapıp aynı yatırım halkalarına buradan da bakabilirler. Kendi müşterileri açısından da bakabilirler. Evet. Dolayısıyla aynı pazarlara hitap ediyoruz. Zaten buradan ciddi bir turist alıyoruz biz bu anlamda. Türkiye'yi özellikle tercih ediyorlar. Burada da bizi tanıttığımlarımızı sıkı bir şekilde Kültür Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde yapıyoruz. Bu da güzel bir karşılık buluyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Türk sinemasının dizilerinin evet. yoğun izlendiği evet. bir ülkedeyiz. Sokakta ben Türk bayrağımızı taşıyan arabayla gezerken evet. insanların çok sevgi gösterdiklerine muhatap oluyorum. Hemen bir iki cümle Türkçe bir şeyler söylüyorlar. Bizi çok yakından tanıyorlar. Evet. Ve bizi de tanıma şeyleri vatanımıza duyduğumuz sevgi ve fedakarlıktan tanıyor gençler. Çok da büyük evet. bir sevgi var. İnsanlar buradan Türkiye'ye hem dinlenmeye hem gezmeye, kendi kültürlerinde olduğu için İstanbul'u görmeye, alışveriş yapmaya, evet. Türkiye'nin her şeyinden çok etkileniyorlar. Burada şunu da söyleyebiliriz. Bizim yurt dışına mesela Mısır'a, Yunan adalarına kayan bir şeyimiz var. Bir talep var iç piyasada. Evet. Aslında Tunus'u pek tanımıyoruz. Bunu da aynı mantıkta işte mavi kapılı, beyaz boyalı binaların olduğu mekan gibi görmek evet. lazım. Yemesini ve içmesinin damak tadımıza uygun tarafları da güçlü. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Aslında şunu söylemek istedim. Evet. Tunuslu Türkiye'yi çoktan keşfetmiş. Hem sanayisi olarak hem ticaret olarak çok fazla alışveriş yapıyor. Evet. Makine alıyor, tecizat alıyor, malzemeler alıyor. Seyahate geliyor, dinlenmeye geliyor. Belki bizim de Tunus'u gösterebiliriz diyebiliriz. Türkiye bölgesinde ve Akdeniz çanağında hem turizm olarak hem sanayi olarak varlığını her yerde hissettirdiği gibi Tunus'ta da varlığını hissettiriyor. Çok teşekkürler Sayın Büyükelçim. Ahmet Misbah Demircan'la konuştuk. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi'yle ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geldiğinde ayrıca yani uzun bir aradan sonra tekrar bir röportaj daha canlı yayın daha yapmak durumundayız. Yapacağız daha doğrusu bu sözü de veriyoruz. Böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.